Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu videomda bir kez daha Fatih Altaylı Levent Gültekin'le yaptığı konuşmayı kendi kanalında çektiği videoyla paylaştığı için bir kez daha ben de o konuya girme ihtiyacı hissettim. Aslında girip girmeme konusunda da çok düşündüm. Ama ben de bir şeyler biliyorum tabii bu konuda ama ben kişiler üzerinden yine konuşmak istemiyorum. Hayır. Ayrı. Olaylar, tavırlar, tarzlar, uygulamalar üzerinden olaya bakmaya çalışacağım canlarım. Ancak şunu da lütfen kabul edelim ki siyaset ve siyasetçi kadar gazetecilik de kirletildi. Ya da kirlendi. Hayır, meslek olarak siyaset kirli değil. Meslek olarak gazetecilik de kirli değil. Türkiye'de on binlerce ekmeğini gazetecilikten kazanan kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız var. On binlerce. Bunların içinde sadece 100 ya da 150'si kirlendi diye gazetecilik mesleğinin de kirlendiğini söylemek gazetecilik mesleğine karşı büyük haksızlık olur. Ben o haksızlığı yapamam canlarım. Türkiye'de habercilik bitti. Evet, habercilik bitti. Türkiye'de rahmetli Çetin Altan'ın dediği, o eskiden söylediği pozisyon adeta azgınlaşarak, büyüyerek bütün gazeteciliği ve siyaseti sardı. Derdi ki rahmetli Çetin Altan, ki benim kullandığım, yani Çetin Altan'dan daha 16-17 yaşlarındayken okuyarak öğrendiğim enseyi karartmayın o güzel cümlesinin sahibi Çetin Altan, derdi ki, İslam dünyasında ve tabii ki Türk Müslümanlarında da düello geleneği yoktur. İslam dünyası, Doğu, Orta Doğu ve tabii ki Türk Müslüman dünyası pusu kurar demişti. Şimdi bunu biliyorsunuz kumpas olarak artık biz değiştirdik. Ben değiştirmedim. Birisi siyasetçinin birisi çıktı söyledi kumpas dedi. Herkes şimdi artık o konulara pusuya kumpas diyor. Herkes birbirine kumpas kuruyor. Herkes daha çok ön plana çıkmak, gündemden düşmüşse gündeme gelebilmek için başkalarının sırtına biniyor, ayaklarına basıyor. Gündemden düşenlerin tekrar gündeme gelebilmek için zemzem kuyusuna işemeleri adeta alışkanlık haline geldi. Hatta gelenekselleştirildi. Bakınız ben hatırlayacaksınız dün demiştim ki ya bir insan neden yalan söyler? Bir menfaati vardır. Ya Levent Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylemediği bir sözle bir cümleyi ya da söylemediklerini neden paylaşsın diye de değil mi sordum. Ne menfaat olabilir ki? Ama başka bir şey daha söyledim. Bunları Kemal Kılıçdaroğlu bunları söylemişse Levent o gün hemen derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerini kamuoyuyla paylaşmalı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaletten çekilmesi için adeta kamuoyu baskısı oluşturmalıydı dedim. Değil mi canlarım? Hatırlıyorsunuz milyonlarca insan Kemal Bey'i dinlemeye gidiyorduk. Bizler geleceğimizi riske atmıştık. Kemal Bey'in seçilmesi için çaba harcıyorduk. Öyle mi? Bunu saklayacak halimiz yok. İnkar edecek halimiz de yok. Bugün Fatih Altaylı'nın videosuna bu sabah kendim baktım. Levent Gültekin Fatih arıyor ve Fatih'e kendisini savunuyor. Ayıp mı? Yok. Niye ayıp olsun ki? Levent'in bütün söyledikleri doğru mu? Bilmiyorum. Doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Çünkü Levent'in anlattıklarını yaşandığında ben Levent'in yanında değildim. Dün de söyledim Kemal Bey'le yaptığı konuşmada kimin doğru söyleyip söylemediğini sadece ikisi bilir diye. Hatta bir de o halk tabirini söylemiştim. Bir asansörde iki kişi varsa ve ikisinden biri osurmuşsa ikisi de kimin osurduğunu bilir. Demiştim değil mi hatırlıyorsunuz? Tabii bunu böyle söylemem lazım. Ay yerlenmişse falan. Gelin geçin işte yerlenmenin hakiki halk dilindeki adı osurmaktır kardeşim. Ben de öyle söylüyorum. Kızan kızsın. İsteyen de beni izlemesin. Ne yapayım yani? Nezaket göstereceğim diye. Bin yıllık osuruğa yerlenme diye söylemekte ısrarcı mı olacağım? Hayır. Yeri geldiğinde de öyle söyleriz. Neyse, ben dün Levent'in söylediklerine inanmayı tercih etmiştim hatırlıyorsunuz. Ama Fatih'i bugün dinlediğimde
Levent'in Fatih'i anlattıklarını hem de dikkatle dinlediğimde gördüm ki Levent doğru söylemiyor. Neden doğru söylemiyor bilmem. Sezgilerimi söyleyebilirim. Gelenekselleşmiş gazeteci tavrını söyleyebilirim. Ama bunları söylerken bir bilgiye sahip olmadığımı da sizinle paylaşmak zorundayım. Yani Levent Fatih Altaylı'yı arayıp bunları söyledi. Niyeti şuydu, bilmem bana ne. Ama olasılıkları sizinle paylaşabilirim. Levent gündemden düştü. Düşmemeliydi. Televizyonlar Levent'e yeniden, yine ki Sabuncu muydu? Murat Sabuncu'ydu zannediyorum. Bence Murat Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden biri. Evet, mesleğini gazeteci gibi yapan birisi. Mesela Murat Sabuncu, Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığından çekil, hem de birinci şahıs ekiyle çekil demezdi. Demişse de bunu kamuoyuyla paylaşmazdı. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve 100 kişinin 48'inin oyunu almış bir Cumhurbaşkanı adayı seçimi kaybettikten sonra bu şekilde suçlanmamalıydı. Suçlanacak idiyse, Kemal Bey bu lafı etmiş ise, Türkiye bitti, Türkiye'yi hiç kimse kurtaramaz dediyse, Murat Sabuncu o cümleyi o gün bütün izleyicileriyle televizyonda da gazetesinde de paylaşırdı. Paylaşmamışsa bugün de kalkıp çıkıp ortaya Kemal Bey bana o gün dedi ki demezdi. Ben buna rağmen bakın tekrarlıyorum, Levent'in gazetecilik yapmak istediğini ya da ne bileyim siyasi tarihe bir not düşmek istediğini ve yalanlamanın Kemal Bey'den değil de CHP'den gelmesinin Levent'in anlattıklarının daha doğru olduğu konusundaki kanaatimi pekiştirdiğini size söyledim, değil mi? Evet, dün öyle söyledim. Çünkü dün Levent henüz Fatih Altaylı ile bugünkü telefon konuşmasını yapmamıştı. Hani bazen diyesiniz gelir ya, ya keşke görmeseydim be. Ya keşke eski hali gibi kalsaydı gözlerimin önünde. Olur böyle şeyler. Evet. Ben de samimiyetle söylüyorum. Keşke Levent'in söyledikleri, dün söyledikleri doğruymuş olarak kalsaydı kafamın bir yerinde. Levent keşke Fatih'i aramasaydı. Ya da madem aramış, Fatih Levent'ten tabii mutlaka izin almıştır. Keşke aman tamam kardeşim ya ben bu işi burada kapatıyorum deseydi ve Levent'in kendisine söylediklerini bizlerle paylaşmasaydı. Levent adeta halt etti. Evet halt etmiş yani Fatih anlattıklarına baktığım zaman Levent'in söylediklerinin doğru olabilmesine inanmam için, kendi adıma konuşuyorum, inanmam için Levent'in kendisinde olduğu iddia edilen o konuşma kayıtlarını kamuoyuyla paylaşması şart. Ve çıkıp demeli ki evet o gün ben Kemal Bey'in yanına gazeteci gibi gitmedim. Ben kendisinin adı konmamış danışmanlarından biriydim. Sadece maaş almıyordum. Kemal Bey'e kıyak çekiyordum. Mesela yani öyle ya. Levent o kadar büyük bir deha ki siyasi konularda Kemal Bey ancak parasız bu iş yapıyorsa kıyak çekebilir değil mi canlarım? Ve de Kemal Bey'e de çekil Cumhurbaşkanlığı'ndan diyebiliyorsa, sen bir projesin diyebiliyorsa ve hatta diyebilirdi ki ve haliyle yanında bir gazeteci gibi değil, tarihe not düşmek için gitmiş biri olarak bulunduğumdan dolayı kendisinden izin almadan teybimi çalıştırdım. Ya da kendisinden izin aldım. Müsaade edersen dedim. Çünkü öyle konuşuyor. Birinci tekil gibi çağızla konuşuyor. Yani asker arkadaşıymış gibi konuşuyor. Konuşmuş öyle anlatıyor. Ve daha başka şeyler de söylüyor. Kemal Bey diyor ki sen bir projesin galiba diyor. Ben diyor senin proje olmandan şüphe ediyorum gibi laflar etmiş. Mealen böyle şeyler söylemiş. Ama sevgili Levent resmen danışman değil. Bir siyasi parti genel başkanının yanına gazeteci kimliğiyle gidiyor ama sözde orada diyor ki ona sözde bilmiyor öyle söyleyip söylemediğini. Diyor ki Cumhurbaşkanı adayından vazgeçin. Ama bunu galiba şöyle söylüyor. O Kemal Bey önce diyor ki Türkiye'yi kimse kurtaramaz Levent diyor. O zaman sen de adaylıktan vazgeç diyor. Aynen böyle söylüyor. Öyle diyor böyle söyledim diyor. Ben bugün
Fatih'i dinledikten sonra Kemal Bey'in çok saygı duyduğu, çok değer verdiği bir şey milletvekiliyle konuştum. Beni biliyorsunuz, ben siyasi parti genel başkanlarını aramama gibi bir ilkenin sahibiyim. Ben aramam. Ararlarsa da bugüne kadar hiç gibi yapmadım canım, beni aradılar falan. Ararlarsa da telefonlarını çıkarım, ama açık net söyleyeyim. Beni arayan siyasi parti genel başkanları bir kere bile bana siyasi konuda bir şey sormamışlardır. Çünkü bilirler konuşmam. Sağlığımı sormuşlardır. Veya benim yazılarım yayınlanmamıştır. Ya da bir yerlerde benim sağlığımla ilgili bir şeyler duymuşlardır. Okumuşlardır ya da birileri söylemiştir. Arayıp bana geçmiş olsun demişlerdir. Başka? Bugüne kadar hiçbir siyasi parti genel başkanı, ben Sayın Bayraktaroğlu'nu ya da Memduh Bey'i ya da Memduh'u aradım, kendisiyle siyasi konularda görüştüm, bunu yazar mısın dedim. Bir teki dahi böyle bir şey söyleyemez. O da çok az sayıda milletvekiliyle görüştüğümde zaten ben sizlerle paylaşmıştım. Ancak kesinlikle doğru söylediğine inandığım Kemal Bey'in yakın dostu, arkadaşı, milletvekili bana Levent Gültekin, Levent Gültekin de demedi doğrudan, Levent doğru söylemiyor dedi. Kemal Bey, Türkiye bitti, hiç kimse Türkiye'yi kurtaramaz düşüncesine sahip olsaydı, bunu Levent gibi bir gazeteciye, üstüne basa basa söylüyorum, Levent gibi bir gazeteciye ya da başka hiçbir gazeteciye söylemez. Öncelikle benimle ya da benim gibi diğer arkadaşlarımla, kendisine çok yakın olan arkadaşlarımla paylaşırdı. Kemal Bey bu sözü, bu cümleyi kuracak bir siyasetçi de değil, bir kişi de değil. Peki Levent dedim, orada da bırakmıyor işi. Bana Kemal Bey dedi ki, bu Türkiye bitti Levent, bu ülkeyi kimse kurtaramaz deyince, ben de o zaman genel başkanlıktan çekil dedim. Bu lafı Kemal Bey'e edebilir mi? Ya da sen, ya da senin gibiler, en yakınlarınız Kemal Bey'e genel başkanlıktan çekil der misiniz? Yani nezaketsizlik olarak kabul ederim. Ama bak, ben aday olmak zorundayım, adaylıktan çekilme şansım yok demiş. Bu Kemal Bey'e hakarettir dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki, bu eğer Kemal Bey'e hakaretse, ben de bunu kendi videomda söylerim. Kemal Bey Levent Gültekin hakkında eğer hakaret davası açmaz ise, kendisini küçük düşürdüğüne ilişkin yalanlarla, uyduruklarla, dedikodularla kendisini küçük düşürdüğüne dair bir dava açmazsa, ben Kemal Bey'in yalan söylediğine inanacağım dedim. Bunun üzerine de dedi ki, hayır, aman ha, beni bu işin içine karıştırma. Ben sana inandığım, güvendiğim için bunları anlattım. Ama benim sana söylediklerim de kesin bilgi değil. Ben Kemal Bey'in böyle bir şeyi söylemiş olma ihtimalini olayların gelişmesinden çıkarıyorum dedi. Yani Kemal Bey bir gazeteciye, Levent ya da başka bir gazeteciye bu cümleyi kurana kadar önce bize kurardı. Ve derdi ki, ya arkadaşlar, bu işin altına hiçbirimiz kalkamayız. Ben de kalkamam, sen de kalkamazsın, sen de kalkamazsın. En iyisi mi gelin biz bu seçimi kazanacakmış gibi yapalım, kaybedelim derdi Kemal Bey. Kemal Bey bu kadar da dürüsttür dedi bana. Ben bunu da söyleyeyim. O zaman Kemal Bey bu kadar dürüst ise ve Levent Fatih'e söylediklerinde benim anlayabildiğim, benim Fatih'in anlattıklarından anlayabildiğim kadarıyla samimi de olmadığına göre, Kemal Bey doğru söylüyor. Bitmedi. Levent isim vererek, söyleyeyim ben de, sakıncası yok. Nevşin Mengi'yi de, İsmail, neydi bizim İsmail Saymaz'ı da, hatta daha başka birkaç gazeteciyi de suçladı. Dedi ki, ben bunları onlara anlattım. Yazmadılar, söylemediler. Ya Levent, sen hamal mısın? Ya da sen Koç grubunun CEO'larından biri misin? Ya da başka bir holdingin CEO'larından biri misin? Yahu sen gazetecisin. Sen hemen her gece televizyonlarda, YouTube kanallarında konuşmalar yapan, analizler yapan birisisin. Senin sahip olduğun haberi sahip olup da yapmayacak kaç gazeteci var?
O günlerde bana gelse senin gibi birisi ya da sen bana gelsen desen ki abi be, Kemal Bey'e böyle böyle söyledim, Kemal Bey bana böyle böyle dedi, haber yap desen ya da beni haber yapmamı ima etsen ben sana ilk olarak sorarım. Sen niye yapmıyorsun Levent? Sen niye yapmıyorsun? Ne diyebilirdin bana? Abi beni sadece 8-10 bin kişi izliyor. E diyebilirdin, tamam olabilirdi. Ha belki Nevşin Mengü, İsmail Saymaz öyle düşünmediler. Ya Levent son derece etkili bir gazeteci. Böyle bir haberi kendi yapmadığına göre bu haber doğru değil dediler. Aha kalıbımı basarım. Hem İsmail akıllı çocuk hem Nevşin akıllı kız. Senin yapmadığın bir haberi onlar niye yapsınlar ya Levent? Geç Levent. Dün inanıyordum sana, bugün inanmıyorum. Dün Kemal Bey'i ağır bir şekilde eleştirebilirdim ama şartım şuydu. Levent Gültekin bu konuşmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin kaydı, ses kaydını mutlaka yayınlamalı. Yine söylüyorum Levent. Eğer sen Kemal Bey'in sana bu söylediklerini bir ses bandı ile, bir kaset ile, ne bileyim işte bir dijital teknoloji aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmazsan sen bir müfterisin. Sen bir dedikoducusun. Levent, açık ve net. Bana istediğin kadar kız, umurumda değil. Ülkenin cumhurbaşkanı kızıyor bana. Umurumda olmuyor da Levent. Sen bana kızacaksın diye mi umurumda olacak? Aa, doğruyu yaparsan da, ses kaydını yayınlarsan da bravo Levent derim. Alkışlarım. Aslanlar gibi. Evet. Canlarım. Bu kadar şimdilik. Bütün bunlar Türkiye'de yaşanıyor. Ama bütün bunlar Türkiye'de yaşanıyorsa hep yaşanacak demek değil. Bugünler gelecek, geçecek ve biz hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. Bana lütfen inanın canlarım. Çok güzel günler göreceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.